Bir anı, bir hikaye. Devri İsmet'ten sonrası. 36. bölüm. 1943'te Adana'daydım. diyor kitabın yazarı. İnsanın iliğine işleyen soğukta bardaktan boşanırcasına yağmurdan korunmak için kahve saçaklarının altına sığınan binlerce amele bu Sivas'tan gelenler gibi bir önceki bölümde anlattığımız gördüm. Binlerce amele gördüm. Çay beş kuruştu. Ben hatırlıyorum. Hatta üç kuruştu da yabancılardan ya yabancı nasıl burada fiyatı bilmiyor. Bu da çok ucuz hiç olmazsa beş kuruş alalım diye beş kuruş aldığımız olurdu. Neme lazım yani. Paraları olmadığı için kahvelere giremiyorlardı. Dışarıdaki yağmurda tipi de tipi olmazdı Adana'da yağmurda soğukta rüzgarda kahveye giremiyor çay beş kuruş verecek parası yok. Sokakta yürüyemiyor, yağmur yağıyor. Sundurmanın altına sığınıyorlar, kalabalıklar oluyor. ...dışarıda durmalarına da polis razı değildi. Dağılın, dağılın diye polis bir daha... Dedi. ...aslanım benim ya, gördün mü bak. Devlet işte bu. Devlet. O adam oraya niye sığındı, aramıyor. Orada bir gösteri mi yapacak? Bir protesto yürüyüşü mü yapacak? Aramıyor. Dağılın diyor. Ya gel de omuzuna vur. Oğlum niye buradasın sen diye bir sor... Devletsin ya. Devlet. Dağılın ama nereye dağılacak bu adamlar? O perişan insanlar için toprağın altı muhakkak ki üstünden çok daha rahat. Yani ölüp de toprağın altına gitmek o insanlar için daha rahattı sanki. Üstünde çünkü gelen vuruyor, giden vuruyor. Rüzgar bir taraftan, yağmur bir taraftan, polis bir taraftan, kahveci bir taraftan çekilin dükkanın önünü kapatmayın. Ben para kazanacağım diyor. Hiç kimse işin manevi tarafına bakıp da ya bu insanların bir derdim var. Evlat gelin bakalım ya. Bir dert dinleme bakanlığı var şimdi kurun efendim. Her türlü bakanlık vardı dert dinleme bakanlığı yok. Bir de insanların derdine bir bakın ya. Ama neylersin ki toprağın altı ölülere ait Orada oraya da her isteyen gidemiyor. Vakti gelen gidiyor. Hatıralar öyle devam ediyor. Bizim köyün fakirleri de Mersin'deydi. Oraya da gittim. Bizim köyleri buldum. Bir buldum ki Victor Hugo'nun sefilleri onların yanında derebeyi sayılırdı. Uyuz'da yüzden bit birbirine karışmış. Hem uyuz var hem bit var. Açlığı da cabası. Belediye zabıtası halkı bölük 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 Mersin Belediyesi sürüyor. Yani koyun sürüsünü sürer gibi sürüyor. Ütüye sokuyordu. Ütüye. Biti öldürecekler şimdi. <laughs> bir içinde insan ölmeyecek ama. <laughs> ya, ya bu acayip bir şey efendim ya. İnsanlara ütülüyorlar. İnsan canlı. Aman bit ölsün. Bu bu madalya verdirir yani devri ismete. Ve insanları kükürtlüyorlardı kükürtüyorlardı. Güya bitler ölüyor, uyuz yaralarda dağlanıyordu kükürtle. Ama başa çıkılacak gibi değildi. Mersin Belediyesi'nin bit ve uyuzla olan o kahramanane mücadelesini senelerce sonra asıllarca geride kalmış bir hatıra gibi tekrar huzurunuzda andım diyor kitabı yazan. 1957'de Çanakkale'nin bir ilçesindeydim. Devri İsmet'ten sonra. Kahvede parti tartışması vardı. Bütün kahve halkı bir yana, tek bir kişi bir yanaydı. Birisi muhalif çıkıyor. Derken bir adam yerinden fırladı. Bu muhalif olan kişinin yakasına sarılıp onu sürüye sürüye dışarı çıkardı bir kalabalık herkes bir partiyi şey diyor şu parti iyidir diyor ihtimal ki Demokrat Parti de o zaman için o 57 senesi çünkü ama bir tanesi de hayır o bir halta yaramaz esas şuydu diye ihtimal ki e, Al Partisini söylüyordu ihtimal. O Halk Partili zannedilen adamı yakasından sürükleyerek biri ...kalabalığın içine çıktı kahvede... ...tuttu adamı sürüyerek kahveden... ...dışarıya çıkardı... ...ya ne yapacak bunu yatırıp dövecek mi... ...çiğneyecek mi tepikleyecek mi diye biz... ...merak ederken... ...bize çıktık peşinden... ...adam... ...inat kişiyi... ...kahvenin bitişindeki boş arsaya... ...sürüklüyordu... ...kahvelerin bitişinde ekseriye boş... ...arsalar olurdu efendim... O ne ki diyeceksiniz. Biraz ayıp ama söyleyeceğim. Kahvede oyun oynarken, çayı da bol bol içince, idare sıkıştıranlar, gelirler o borçada, boş arsada, ihtiyaçlarını giderirlerdi. Küçüksü ihtiyacı giderirlerdi. Ve yazın sıcağında, bu kahvelerin yanındaki boş arsalardan, kokudan geçilmezdi. Burası şehirdi. Şehirdi. Ve belediyesi vardı. Buyurun. Buyurun. İnat kişiyi boş arsaya götürdü. Paslı bir demir enkazını gösterip orada bir yatan demir enkazı varmış. Gemi ölüsü gibi. İşte dedi senin partiden partinden bu memlekete bıraktığı tek eser bu bit makinasıdır. Ütüyü ütüyü gösteriyor Çanakkale'de. Orada da varmış ütü. Mersin'deki gibi. Bit makinası dediği buharlı ütüydü. 1943'te Mersin Belediyesi'nin bit kırmak için kullandığı ütülerden birinin hurdası Çanakkale'de 1957'de orada atılı duruyormuş. Aha diyor senin o partim 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 dediğin partinin Tek büyük eseri bu diyor. Bit makinası, ütü. Bundan 24 sene önce bir genç ve forslu bir kaymakamımız vardı. Kendi marifeti miydi, yoksa devrin iktidarının dahiyane bir buluşu muydu? Orasını bilmiyorum ama kaymakam her köye bir katip tayin etme merakına düştü. Her köye bir katip verecek. Köy katibi. Hatta türküler de vardır. Köy katibinin kızı yaktı yandırdı bizi falan diye. Bizim çocukluğumuzda bu söylenir idi. Ama bu kaymakamla beraber bu bölümü bitirmiş olduk. İnşallah 40. bölümde efendim kaymakamın yeni buluşu olan, buluşu gibi duran köy katibi Ankara mı emir verdi? Yoksa kaymakam kendi gençliğinden dolayı bir tecrübe yapıp bir deneme mi yapacak bilemiyoruz. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız. Bir anı bir hikaye.